Fidan Kâr Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşilerde İktisat Tarihi Söyleşileri Tekirdağ kapsamında tekrar birlikteyiz. Ben Doçent Doktor Büşra Karataşer, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesiyim. Bu haftaki söyleşimizde Tekirdağ'dan bahsedeceğiz. Tekirdağ'ın iktisadi anlamda öneminden bahsedeceğiz. Bu anlamda da aslında İstanbul'daki öneminden bahsedecek olursak, İstanbul için önemi de çok önemli. İstanbul'a baktığımızda İstanbul Boğaz'a açılan bir koy olan Haliç'in güneyindeki küçük bir yarımada üzerinde dış ticaret amacıyla kurulmuş. Zaman içinde de Haliç'in kuzey kesimine ve İstanbul Boğazı'nın her iki yakasına da yayılarak kapsamı genişletmiştir. Osmanlı klasik döneminde İstanbul'un yaşasına baktığımızda 1453-1774 yılları arasında Osmanlı Devleti İstanbul'un yaşasını sağlamak için özellikle hububat ticaretine kayıtlar konmuştur. İstanbul'un yaşasında ekmek gibi koyun eti de temel gıda maddelerinden biri. Bu yüzden de et ve buğday tedariki de her zaman önemli bir nokta olmuştur. Bir diğer noktada Osmanlı Devleti'nin iktisadi hayatla ilgili kararlarında 1500 ile 1800 yılları arasında etkili olduğu görülen Osmanlı iktisadi dünya görüşünün temel unsurlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada üç tane unsur var. Bunlardan en önemlisi İAŞ, provizyonizm ilkesi. Bu aslında şunu ifade ediyor. Ülkenin beslenmesiyle ilgili olan ve Osmanlı Devleti tarafından son derece büyük öneme sahip olan bir ülke. Bu mal ve hizmetleri kullanmak üzere mesela satın alan tüketiciler açısından iktisadi faaliyetin amacı yani İAŞ provizyonizm dediğimiz ilke tüketiciler tarafından mümkün olduğu kadar mal ve hizmetlerin ucuz, kaliteli ve bol bulunmasını sağlamak. Yine bu İAŞ ilkesine göre de bu faaliyetin iktisadi faaliyetlerin amacı da insan ihtiyacını karşılamak. Ve burada önemli olan nokta da Osmanlı Devleti için her zaman mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olması ürünlerin. İAŞ ilkesinin iktisadi politika temeli olarak yaşamasının sebepleri de ekonomide genel olarak verimliliğin düşük ve ulaşımın zor ve pahalı olmasından kaynaklanmakta. Şimdi İstanbul'a buğday, et ve erzak Rumeli ve Marmara sahillerinden geliyor. Kefeden yağ, Mısır'dan pirinç ve mercimek geldiğini söyleyebiliriz. Devlet İstanbul'un inşası için fazla zahirin İstanbul'a sevkini talep etmiş. Mesela hububat İstanbul'a tahsis eden bölgeler tespit edilmiş ve bunlar ile İstanbul arasında yapılacak hububat ticaretine de bir takım kayıtlar konulmuş. İşte Karadeniz'in Rumeli yakasında mesela Karadeniz'in Rumeli yakasındaki İskele'den, Trakya'dan, Ege'nin Rumeli sahilleri ve Anadolu'da Kocaeli ve Karesi'den geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi genel anlamda baktığımızda hububatı İstanbul'a tahsis edilen bölgeler var. Bir de İstanbul arasında yapılacak hububat ticaretine de bir takım kayıtlar konulduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'a gerekli hububat Efrak ve Boğdan eyaletlerinden geliyor. Bir de Tuna iskelesi, Karadeniz'in Rumeli yakası iskelelerinden ve bizim de şu an içinde bulunduğumuz Trakya'dan, Ege'nin Rumeli sahilleri, Anadolu Kocaeli ve Karesi'den geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi Osmanlı başkentinde İstanbul'da Balkanlardan ve Anadolu'dan karayolu üzerinden gönderildiğini söyleyebiliriz. Böylece oluşan yol şebekesi içerisinde de Tekirdağ, Rodosçuk Limanı'nda özel bir işleve sahip. Marmara sahillerinde bulunan başka yerleşmelerde de benzeri işlevler olmakla birlikte Tekirdağ Rodosçuk'un önemli bir liman işlevi gördüğünü de söyleyebiliriz. Tekirdağ Rodosçuk'u önemli kılan nokta deniz ulaşımının kolaylığı ve zirai üretim ve imalat sanayinin önemli ölçüde etkilemiş olmasından kaynaklanıyor. Bunun sebebi de şu, çünkü tahıl, demir ve benzeri mallar uzak mesafelerden genellikle deniz yoluyla geliyor ve İstanbul'a ulaştırılabiliyor. Marmara sahillerinde baktığımızda da başka yerleşmelerde de görülmekle birlikte, benzeri işlevler olmakla birlikte Tekirdağ Rodosçuk çok önemli bir liman ve çok önemli bir yer kapsamaktadır. Çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi deniz ulaşımının kolaylığı zirai üretimi ve imalat sanayini de önemli ölçüde etkilemiş. Çünkü tahıl, demir gibi benzeri mallar da uzak mesafelerden genellikle imalat yoluyla geliyor. Peki tahıl kaynaklarının çıkış limanları neresi?
Tekirdağ'dan gelen Osmanlı Devleti'ne tahıl sağlayan. Şimdi Trakya Ovaları Tekirdağ Limanı. Trakya Ovalarından gelen Tekirdağ Limanı'na çıkış sağlıyor. Tuna Havzası'ndan İbrahim, İshakçı ve Konstanta limanlarından. Bulgar mahsullerinin Burgaz Limanı'ndan. Dobruca Donkuşu Kili'den, Teselli Ovası'ndan Volos iskelesinden, Batı Anadolu Foçalar ve İzmir'den de yer aldığını, gerçekleştiğini, buralardan yapıldığını söyleyebiliriz. Tekirdağ kazası ve çevresinde İstanbul'un inşasına yönelik üretim faaliyetlerine bakacak olursak da Osmanlı Devleti'nde ziraat, sanayi ve madencilik gibi çeşitli sektörlerde üretim faktörleri, faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Osmanlı klasik dönemi 15 ve 18. yüzyıl arasını ifade ediyor bu dönem. Özellikle İstanbul için önemli bir tahıl merkezi olarak kabul ediliyor Tekirdağ Rodosçuk Limanı. Bu da 15 ve 18. yüzyıllarda üretilen hububat miktarının toplamı konusunda fazla ayrıntıya sahip olamasak da burada üretilen, yani Tekirdağ'da üretilen hububatın İstanbul için çok önemli olduğunu biliyoruz. Rodosçuk'tan İstanbul'a 1862 ile 1873 yılları arasında, eğer biz 1866 ve 1877 aralığını hariç tutarsak, düzenli bir şekilde durum buğdayı sevkiyatı yapıldığını söylüyoruz. Bu da gıda maddeleri için kullanılıyor, ekmek için kullanılıyor durum buğdayı, kaliteli bir buğday. 1864 ile 1865 yılları arasında baktığımızda da Rodosçuk menşeili durum buğdayı İstanbul'daki fiyatların altında bulunuyor. Yine 1873 ile 1880 yılları arasına baktığımızda da İstanbul'a Rodosçuk'tan düzenli olarak biz buğday sevkiyatı olduğunu görüyoruz. Yine burada grafikte gösterildiği üzere 1845 ile 1880 yılları arasında aralarda düşme olmakla birlikte düzenli bir durum buğdayı sevkiyatı olduğunu görüyoruz. Düzenli. İşte her ay belirli miktarlarda. Bu da Tekirdağ'ın İstanbul'un inşası için ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Peki bu dönemde biz Rodosçuk piyasası gıda maddeleri fiyatlarına bakacak olursak, Tekirdağ üzerinde değinecek olursak, burada da bunu ifade edebilmek ve bunu anlayabilmek için öncelikle Osmanlılar'da nar sistemini anlamamız gerekiyor. Onu ifade etmemiz gerekiyor. Osmanlılar'da nar mal ve hizmet fiyatlarında devletçe tespit edilen üst sınırı ifade ediyor. Yani bunun üzerine bir fiyat koyamıyoruz. Narla ilgili olarak da isim alimleri tarafından farklı görüşler var. Bir kısmı narha uygun bulurken bir kısmı da kara borsayı teşvik ettiği görüşünü savunmakta. Tekirdağ'ın ekmek ihtiyacı da önemli. Biz yine Tekirdağ'ın ekmek ihtiyacına baktığımızda Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerine göre gelen kilo bazında olarak değerlendiriliyor. Buğdaya baktığımızda nedir? 4 milyon 200, 4.560. Yemeklik olarak baktığımızda 20 bin. Tohumluk olarak baktığımızda 18 bin. Burada da toplamları ifade ediliyor. Yine gelen arpa miktarı, yulaf miktarı, mısır, kabluca, bakla ve darı. Aslında şunu ifade etmek lazım. Tekfurdağ tarih belgeleri, arşiv belgelerinde Tekfurdağ olarak geçiyor 19. yüzyılda. Şimdi Tekfurdağ merkez kazası 1916 senesi Harman alanında bahsediliyor. Bu dönemde Başbakanlık Osmanlı Arşivi kaynaklarına göre Tekirdağ'dan buğday, arpa, yulaf, mısır, kabluca, bakla ve darının geldiğini görüyoruz. Bunlar hem bölgenin ihtiyacı karşılanıyor bunlarda, hem de ne sağlanmış oluyor? Osmanlı Devleti'nin inşası sağlanmış oluyor. Tekirdağ'ın hem Osmanlı Devleti'nin inşasında önemli, hem de bölgede yetişen ürünler bakımından önemli olduğunu ifade edebiliriz.